Evet, burası Ho Chi Minh. Şimdi sizlere anlatacağım şeyler sizi çok şaşırtacak. Dolar olarak 10 dolar yapıyor en kötü. Dediğim gibi şimdi burada biraz para birimini göstermek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Bu elimde bulunan buranın 500 bini Singapurlu ve Japon turistlerin buraya çok gelmesi ve Çinli. Buradan oraya gitmek zaten 16 saat otobüste falan. Bir de uçman gerekiyor. O mümkün. Herkese Vietnam'dan selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Vietnam'da Ho Chi Minh kentindeyim. Buraya uçtum, 3 gündür buradayım ve bugün ilk videoyu sizlere çekiyorum. Bu arkamda kaldığım yer benim otel. Çok güzel bir konumda. Şöyle ismini de göstereyim sizlere. Soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Gerçekten konum olarak 10 numara 5 yıldız. Ama odalar çok küçük. Yani bura diğer otel yerde şeylere göre çok daha uygun. Ama oda nasıl diyeyim size? 40 metrekare mi, 30 metrekare mi bilmiyorum ama sadece bir yatak var. Bir tane küçük çalışma masam var. Ama gayet temiz ve güzel. Yani bana yeter. Bir sonraki videolarda hem odayı da göstereceğim. Zaten fiyat konusunda falan biliyorsunuz. Her türlü bilgiler veriyorum. Bugün aslında ilk gün video çekiyorum. Şu 3 gündür biraz tabii ilk olarak biz kendimiz de bir ülkeye gittiğimiz zaman etrafa bakıp tanımaya çalışıyoruz. Daha sonra sizlere de video yaparak bunlara bilgi veriyoruz. Şimdi benim burada gezdiğim ve gördüğüm şeyleri sizlere biraz anlatacağım. Beni Vietnam çok şaşırttı. Öyle böyle değil. Anlattığım şeylere siz de çok şaşıracaksınız. Ya böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Neden böyle bir şey söylediğimi birazdan anlatacağım sizlere. Şimdi kısaca videoya başlamadan önce size vizeyle, Vietnam vizesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi Asya'da evet Türk pasaportuyla birçok ülkeye biz kapıda vize veya vizesiz bir şekilde girebiliyoruz. Ama bazı ülkeler Vietnam gibi vize istiyor. Şimdi bu vizeyi alabilmek için kendiniz başvuru yapamıyorsunuz. Sebebi de şu, çünkü sponsor istiyorlar. Yani size Vietnam'dan biri sponsor olacak, bir firma sponsor olacak. Bu vizeyi alabilmek için aracı firmalar var. Bunlarla çalışıp bu vizeyi alabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak şunu da söyleyeyim bak, çok açık ve net. Yani beni biliyorsunuz, samimi bir şekilde ben videolarımı anlatıyorum. Bu aracı firmalardan bir tanesiyle ben görüştüm. Bundan 2 hafta önce Kamboçya'daydım. Abi benden bir sürü evrak istedi, uçak bileti istedi, ondan sonra seyahat sigortası istedi. Bunların hepsini hallet, ondan sonra beni ara diyor. Ya şimdi ben bunların hepsiyle zaten uğraşacaksam o zaman aracı firmanın ne bir anlamı kaldı? Yani ona bakarsan değil mi? Ciddi söylüyorum bak, tam vazgeçiyordum Vietnam vizesinden. Ya dedim boş ver, oradan Laos'a geçeyim falan. Ondan sonra bu bir tane vietnamvize.com diye bir site var. Daha sonra şu anda benim çalıştığım ve benim vizeyi alan firma benimle irtibata geçti. Arkadaşlar o kadar kolay bir şekilde vizeyi aldım ki bakın burada ben vietnamvize.com, burası web siteleri, burayı da şu anda yansıtacağım sizlere ekranlara. Size bir şey daha söyleyeyim bak, burada nasıl profesyonel çalıştıklarını anlayın diye söylüyorum. Şimdi vize falan çıkıyor, sana zaten WhatsApp üzerinden veya mail olarak atıyorlar senin vizeyi. Sonra sen o vizeyle beraber işte şeye giriyorsun, Vietnam'a giriş yapıyorsun değil mi? Bir de sana bir tane form gönderiyorlar, bu formu da doldur diyor, yanında bulunsun diyor. Abi ben oraya bir gittim havalimanına. Bütün herkes, bu vizeyi alan kişiler, orada o formu havalimanından alıp en az yarım saat o formla uğraşıyorlar orada. Ben de zaten bana gönderdikleri için, yani havalimanında orada doldurman gereken formu bana daha önce gönderdikleri için ve ben doldurduğum için hiçbir şekilde bekleme yapmadan, şey yapmadan direkt gittim orada verdim. Ondan sonra içeri girdim. Bu kadar kolay, bu kadar ya, bravo ya, gerçekten güzel çalışıyorlar. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi Vietnam'ı tanımaya, görmeye başlıyoruz. Çünkü çok enteresan bir ülke. İnanılmaz şeyler gördüm, inanılmaz şeyler tanıdım. Evet, burası Ho Chi Minh kenti olarak geçiyor bu şehrin adı. Burası Kamboçya yakın bölge. Yani bu Kampot bölgesi vardı ya, Kampot, eğer izlediyseniz tabii benim eski videoları. Kampot bölgesine yakın burası. Hello, a barber shop here. I come later. Later maybe. Burada mı yine masaj ve kuaförler var. Buradaki kuaförler şu bayanlar yapıyorlar abi. Baksanıza. Zaten buradan da bir video gelecek. Burada sizi işte saç tıraşı, masaj, her şeyi yapıyorlar. Orada da no. Kız da bir video çektiğimi görünce ne o diyor. Evet, burada da yine böyle tıraş ve masaj yerleri var. Arkadaşlar şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Burada inanılmaz güzel kadınlar var. İnanılmaz güzel kızlar var. Evet.
Böyle bir şey olamaz. Bakın Asya'da en güzel kadınlar, kızlar Vietnam'da. Bu Ho Chi Minh kenti için söylüyorum. Bak ben diğer yerleri bilmiyorum abi. Vietnam çok büyük bir ülkeymiş. Ben şimdi buraya geldim ya, biraz araştırdım. Abi ülke çok büyük. Yani o yukarısı bile, sadece ortasına kadar gitmek bile 8 saat. Yani ülke gerçekten büyük. Şimdi sizlere anlatacağım şeyler sizi çok şaşırtacak. Birazdan size bir sokak göstereceğim. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Evet, size şimdi bu sokağı göstermek istiyorum. Bakın burası, ya gece hayatı inanılmaz hızlı. Burada ben gece video çekemem. Bakın böyle yerler. Burası cennete açılan kapılar diyorum artık. Neden öyle diyorum? Ben ilk gün geldim burada. Şöyle içeri biraz geçeceğim ama burada çekim yapmak çok ya yasak. Hemen bloke ediyorlar. Yani çekme falan diyorlar. Zaten şu anda kapalı. Akşam açılıyor. Bu sokakta yüzlerce anime kızlar var ve bu kızların tek görevi burada hizmet ve şöyle karşı tarafta da Evet, bu gördüğünüz sokak akşam, burası tıklım tıklım. Yani gerçekten yüzlerce kızlar var ve bunların hepsi de anime kızlar. Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi, onu da söyleyeyim. Peki nedir bu anime kızlar? Ne yapıyorlar? Buradaki barlar nasıl? Bu konuda da size bilgi vereceğim. Bakın şöyle barlar var, tamam mı, akşamları. Ve burada dediğim gibi onlarca, bu sokak da aynı şekilde. Ama gece burada video çekmek mümkün değil. Çünkü yollar çok dar. Bak görüyorsunuz zaten. Zaten direkt az önce gördüğünüz zaten şey yapıyor. Hayır 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 çekme diye direkt bloke ediyorlar. Yasak. Yani burada video olmaz. Ama anlatabilirim size. Ben geldiğim ilk gün burada bir tane böyle bara oturdum. Tamam. Zaten ne yapıyor biliyor musun? Barın önünde de böyle kadın resmi var. İşte dokunmayın, yasak. Hani böyle şeyler de var. E peki dedim, ne yapılıyor burada? Hani bar mı? Bar. E biz dedi anime kızlar dedi. Sana dedi hizmet ediyoruz. Sen içiyorsun dedi. İyi dedim, hadi girelim bakalım. Girdim içeri. Bira söylüyorsun. Bu arada ne içersen iç, 7 dolar. Yani kız da içerse, sen de içerse 7 dolar. Sonra içiyorsun. Bu anime kızlar sıcak havlu getiriyor, yüzünü siliyor, elini siliyor, seninle sohbet ediyor, sana çerez veriyor, yemek getiriyorlar. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir hizmet. Yani daha çok şey değil de, erkekle ilişkiye girme falan değil de, hizmete yönelik. Yani senin, bir de kızlar birbirinden güzel. Yani böyle bir şey olamaz abi. Yani kesinlikle seçilmiş kişiler. Yani böyle, ya hepsi birbirinden güzel olur mu ya? Bir de bu çizgi film karakterinden sanki çıkıp gelmişler gibi. Ya inanılmaz bir şeydi. Yani şunu da söyleyeyim, ben orada bir saat oturdum. Bir saatte ödediğim para 80 dolar. Evet, yani sen orada 3-4 saat oturduğun takdirde 400-500 dolar ödersin böyle yerlerde. Şimdi Vietnam diyorsun, ya nasıl olur, 400-500 dolar mı olur böyle bir şey, var çok pahalı değil mi? Evet, sana bana pahalı olabilir ama burada bazı insanlar için pahalı değil. Çünkü buranın turistleri, bak bu sokak buradan da giriliyor. Buralar acayip bir yerler. Şöyle söyleyeyim, buranın turisti, yani gelen turistler Singapur'dan, ondan sonra zengin Çinliler ve Japonlar geliyor. Ve bu turistler burada piyasayı inanılmaz yükseltmişler çünkü bunu ödeyecek güçteler. Ya Singapurlu için para değil veya işte zengin Çinliler ve Japonlar falan, yani iyi para harcıyor. Durumlar böyle. Vietnam beni çok şaşırttı. Şu 3 gün oldu daha. O kadar eğlenceli bir yer ki anlatamam size. Ben ya, bana birisi var ya Vietnam'a bu şekilde anlatsın. Ya şey derim yani, abartıyor ya, bu kadar olmaz ki falan. Abi çok farklı bir level. Dediğim gibi çok Koreli ve Çinli geldiği için de böyle sushi restoranları, Kore restoranları olsun çok var. Burası bayağı gelişmiş bir yer. Yani gerek yollar olsun, gerek böyle restoranlar olsun, dükkanlar olsun, bayağı gelişmiş bir yer. Şimdi ileriden sola gireceğim, orada da göstereyim size. Bayağı gece var ya, buraları zaten tanıyamazsınız. Dediğim gibi gerçekten anlattığım şeyler çok çok böyle, şöyle söyleyeyim, üzerine 100 kat abartarak düşünün yeridir. Abartmıyorum yani. Evet, bu sokakta aynı şekilde her tarafta barlar, oteller ve masaj yerleri var.
Buralarda eğlence gerçekten üst seviye. Burada ayak masajı 250, bir saatte tüm vücut masaj 300. Böyle farklı fiyatlar var. Dolar olarak 10 dolar yapıyor. En kötü ihtimal 10 dolar ödersin. Ama 15-20 dolara kadar çıkıyor. Bir saat, 90 dakika işte tüm vücut bunu falan derken 15 dolara ortalama masaj yaptırabiliyorsunuz. Çok var, onlarca var böyle. İster ayak masajı, isterse tüm vücut masaj olarak yaptırabiliyorsunuz. Böyle değişik oteller, hosteller var. Bunlar hakkında da bilgiler vereceğim. Böyle mekanlarda çok var. Dediğim gibi anime kızlar var ve böyle sokaklar var, ara sokaklar. Bak, buralara girdiğiniz zaman gece buralar full full. Ya bir nevi, bak şura var ya gece, şurası görseniz şaşırırsınız yani. Hatta burada o kadar büyük ki içerisi, bak şey var, nereden buradan giriş yaptım, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bloktan oluşuyor. Böyle sokaklar. Ya kesinlikle çok eğlenceli videolar gelecek Vietnam'dan. Ben inanılmaz zevk aldım şu 3 gündür. Vietnam'ı hiç böyle beklemiyordum. Ya işte gezmek, dünyayı gezmek, ülkeleri gezmek bu işte ya. Yani ben daha önce mesela Kamboçya gelişmemiş şey bir ülke, bir gittik bambaşka bir şey çıktı. Burada aynı şey Vietnam. Vietnam dediğin zaman benim aklıma tekstil üreten, hani Türkiye'de de vardı ya Made in Vietnam falan. Bak şu kızlara baksanız abi. Şunların güzelliklerine bakın. Yani Vietnam dediğin zaman benim aklımda tekstil üreten, şu Made in Vietnam diye hani şey var ya, Türkiye'de satılan orijinal ayakkabılar, o tişörtler Made in Vietnam, burada yapılıyor. Ben işte ondan geçimini sağlayan, işte böyle gelişmemiş bir ülke bekliyordum açıkçası. Abi bir geldik, ne gelişmesi ne şeyi, adamlar aşmış yani. Şu restoranların, otellerin lüksüne bak, şu sokaklara bak. Ya çok şaşırtacak sizi var ya, Vietnam videoları çok çok şaşırtacak. Evet, size şimdi burada biraz para birimini göstermek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Bu elimde bulunan buranın 500 bini, yani burada yaklaşık 20 dolar yapıyor bu 500 bin. En büyük paralarımı bilmiyorum, bana en büyük para olarak bu denk geldi. Ve aynı zamanda böyle değişik 10 bin, 100 bin, yani bunlarda daha sıfırlar çok. Şöyle göstereyim. Burada yaklaşık 50 dolar var, bu kadar. Ama şunu da söyleyebilirim, gerçekten pahalı bir ülke, yani ucuz bir ülke değil. İşte bu masaj olsun, yeme içme, otel, her şey diğer Asya ülkelerine göre kesinlikle çok daha pahalı. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Burada da kurtarıcı tabii 7-Eleven hemen karşıda var. Her yerde olduğu gibi 7-Eleven burada da var. 7-Eleven Amerikalıların arkadaşlar. Bak düşünseniz, adamlar burayı savaşmış burada bunlarla. Ve ona rağmen yine gelip burada böyle şeyler açıyorlar. Bravo yani, ne diyeyim. Burada ayak masajı olabiliyorsunuz. Food masaj and full body. Food masaj and body. And body, eh? 350. Mm. This is for 40. Okay, I make my video finish. Maybe I won't try. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Bunlar hepsi bak Japon mutfağı, görüyorsunuz Japanese. Burası sadece böyle içki satılan bir yer. Çok var burada böyle ithal içkiler satılan dükkanlar falan da var.
Bunlar da şu elektronik sigaralar falan var ya, böyle şeyler satıyor. Çakmak satıyor, seyar. Çok böyle ara sokaklar var. İşte böyle barların, masajların, restoranların olduğu böyle çok ara sokaklar var. Sadece bu ana yol değil. Böyle ara sokaklar her taraf dolu. Hava biraz kapalı. Akşam genelde şey oluyor. Yağmur falan olmuyor. Gündüzleri galiba yağmur dönemi şu anda. Böyle birkaç saat aniden yağmur başlayabiliyor. Ama ben Asya'da yaşadığım için alışkınım buna. Ne zaman duracağını, ne zaman ortalama devam edeceğini biliyorum. Benim için sorun değil. Ana yola kadar yürüdük böyle. Bakalım buraya da. Bakın yine böyle sushi restoranları falan dolu. İşte o da Singapurlu ve Japon turistlerin buraya çok gelmesi ve Çinli, zengin Çinliler de çok var. Vietnam çok büyük bir ülke. Bura şu anda ben 10 gün kalacağım. 10 günde mümkün değil gezemesi. Sadece şu anda bu Ho Chi Minh kentini bile gezemesi. Öyle söyleyeyim, çok büyük. Ben bu kadar büyük bir ülke beklemiyordum. Buraya iki defa, üç defa geldiğin zaman ancak biraz gezmiş olabilirsin. Çünkü en üst tarafta oraları gezmek, buradan oraya gitmek zaten 16 saat otobüste falan. Bir de uçman gerekiyor. O mümkün değil yukarıyı gezmek. Bu ülkenin yani ortasına kadar çıkman, ben şu an en alt taraftayım. Ortaya kadar çıkmak bile 8 saati buluyor. O yüzden biz tabii burada etrafta birçok yere gideceğiz. Lokal yerleri göstereceğim. Ondan sonra modern yerleri göstereceğim. Birçok yeri gezeceğiz. Ve gördüğüm kadarıyla da bütçemi bayağı zorlayacak. Çünkü bayağı pahalı bir ülke. Ha iç taraflarda illaki biraz daha uygundur. Ama bu şu anda bulunduğum bölge her şeyle çok aşırı pahalı. Ama burası için de, bu kalite için de normal. Çünkü eğlenceyi en güzel yapmışlar. Kaliteli yapmışlar. Yeme içme en kaliteli. Yani her şeyde bir kalite var. Onu da söyleyebilirim. Şu hemen karşıda da bankamatik var. Buralardan da para çekebiliyorsunuz. Kendi para birimlerini veriyorlar. Dolar alamıyorsun. Şöyle yine ara sokaklar var. Bakalım buraya da. Evet, böyle ara sokaktan şöyle devam edelim. Bakalım ne var. Her yerde ya. Burada bile bak, ara sokaktayız. Her tarafta lüks masaj salonları, manikür, pedikür, restoranlar. Çok iyi. Ben Vietnam'ı böyle bekliyordum işte. Böyle insanlarla şey, ama bir geldik buraya bambaşka bir şey çıktı. Ya bence buraları gezmek, Vietnam'ı gezmek, lokal yerleri gezmek çok eğlenceli olacak. Çünkü gerçek bir ülkenin insanlığı, yaşamını görmek istiyorsanız lokal yerlere gideceksiniz. Ama tabii ilk olarak geldiğimiz zaman böyle merkezi yerlere geliyoruz. Mecburen. İlk önce tanıma, görme, sisteme bakma. Daha sonra araştırma yaparak diğer bölgeleri de geziyoruz.
çok lüks oteller falan var. Yani o da resort oteller olsun şey olsun. Bayağı zaten burası lükse yönelmiş. Yani şeyden ziyade yani çok turist gelsin diye değil de daha çok böyle kaliteli müşteri çekmeye çalışmışlar ve başarmışlar da bunu. Hava da açtı şansımıza biraz. Motor sayısı aşırı çok. Bunu söylememe gerek bile yok. Görüyorsunuzdur. Burası Endonezya bayrağı var ama Endonezya ufak mı acaba yapmışlar? Şu Endonezya bayrağı. Bu arada Vietnam 97 milyon nüfusu var. Ben çok şaşırdım. Daha küçük bir ülke bekliyordum. Bayağı büyük, 97 milyon. Evet, bu video ilk videomuz buraya kadar olsun. Fazla uzun tutmayalım ve sizi de sıkmayalım. Daha sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni yollara koydu, ben tamamladım, durdum, gel. Yok yok bize hiç engel. Yollar kılıçım olsan ki zaten böyle güzeller şey.